Herkese merhaba. Size bu videoda Dragon DF854 modelinin biraz tanıtım, biraz da testini yapacağız. Normalde bildiğiniz overlock. Sıfır bir overlock. Buradan kumaş baskı ayağını kaldırabiliyorsunuz. Şöyle ön paneli açalım. Buradan kumaş baskı ayağını kaldırabiliyorsunuz. Buradan büzgü ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şuradan makinenin adım ayarını yapabiliyorsunuz. Buradan taşıma kolu ve 4'lü iplik çardağıyla beraber geliyor size. Şimdi başka da anlatacak bir şey yok zaten. Bildiğiniz sıfır overlock. Burada şöyle açtığınız zaman aksesuarları, temizlemesi, cımbızı, çartı curtu burada duruyor. Her zaman olduğu gibi biz sıfır makineleri de kurcalıyoruz. Türkiye'de bunun bu markayla bulmanız imkansız. Bak, bir abi getirdi bunu. Bu markayla bulmanız imkansız derken bu modeli bulmanız imkansız. DF854 buraya gelmedi. Almanya'da Neumann adıyla satılıyor. 350-380 euro civarına. Ama Türkiye'de bu model yok. Ama global dünyada zaten bu işi yapanlar belli. Ciddi markalara overlock makinesi vır zıvır yapan yerlilerin ürettiği markalar. Bunlar öz oradaki işte Japonya'daki, Çin'deki, Tayvan'daki öz markaları. Buraya gelirken buraya Neumann yazılıyor. Mesela örnek göreyim. Singer yazılıyor, Janome yazılıyor. Hepsi aynı zaten. Kapsam olarak aynı. Sadece modelin tarzı değişik. Adam oradan gidiyor buradan. CEO'su onu seçiyor, bunu seçiyor. Bunu seçmemişler. Bu Türkiye'ye gelmedi. Şuradan şöyle bir artısı var bunun. Kapak açıkken makina, şöyle açayım makinayı. Makine basıyorum pedala. Şöyle. Kapak açıkken kesinlikle çalışmıyor. Burada bir tetiklemesi var bunun. Şu kapak böyle tetiklemeye oturttuğunuz zaman bu sefer çalışmaya başlıyor. Yani kapak açıkken elinizin oradayken yanlışlıkla basma, işte makinenin çalışması tarzında bir şey söz konusu değil. Buradan taşıma kolu var dedik. Burada 4'lü çardağı var dedik. Birkaç bir şey dikeceğiz. Misal 2 kat peçete dikeceğiz. Şöyle koyalım altına. Neler dikiyor diye soruyorsunuz ya, ona ithafen makinenin neler diktiğini gösterdim şöyle. Mesela şöyle, şöyle görebiliyor musunuz? Bence ışık parlıyor mu? Aynen, LED ışık parlıyor. Şurada gördünüz, peçete dikiyorsunuz. Şöyle bakın arkası. Gayet güzel bir overlock dikişi var. Göremiyor musunuz ya? Ben çünkü göremediğinizi düşünüyorum. Her neyse. Dikti. Şimdi şöyle bir benim kenara ayırdığım siyah bir kumaş var. Bunda daha güzel görünür. Şöyle naylondan şifon mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Şöyle bir şifon kumaş koyalım altına. Şöyle şifon bir kumaşı diktik. Şurası arkası. Şurası önü. Sonra pen yağalım. Şöyle. Şöyle. Dur ya, bu ziyan olmasın. Şöyle. Penyeyi iki kat katlayalım. Şöyle iki katına. Şöyle penyenin iki katını diktik. Şöyle. Dersiniz şana ince herkes diker falan filan. Şöyle 4 kat oldu. Şöylemesine 8 kat oldu. 8 kat penye oldu. Şöyle. Şöyle 8 kat penyeyi de diktik. Durmuyorum. Şöyle Winnex var. Hani koltuklarımız falan filan var ya, sandalyelerimiz, kahvehane sandalyeleri gibi. Şöyle nakış makinesinde de logomuzu işlemiştim. Reklam. Onu dikelim. Şöyle 2 kat Winnex dikelim. Şurası şey. Çekecek mi bakalım. Adamı ver demiş. Açıklaymış.
Şöyle Winnex'i diktim. Şöyle. Biraz tansiyonlarıyla oynayabilirsiniz. Toparlayabilirsiniz şuradan. Hangi ipten olduğunu şimdi çözemeyeceğim ama tansiyonlarını ayarlayabilirsiniz yani. Şöyle sıkıp gevşetebilirsiniz. Şöyle 4 kat Winnex koyalım bir de. Bir de Winnex koyalım. Parlak yüzeyi olduğundan biraz çekmekte zorlandı ama 4 katı da diktirdim Winnex'te. Winnex'i 8 kata katlayalım mı? Katlayalım bence. 8 kat Winnex'ten de dikelim. Şöyle. Çünkü bana en çok soru ne dikebiliriz? Deniyoruz. Sekiz kat Winnex dikilmiyor. Şimdi bu iğneyi kırmadan, çünkü zaten makinenin yürümesi zor. Şu parlak zeminde, kaygan zeminde. Bir de 8 kat kalın yapınca yemedi tabi. Bir de kot kumaş alalım mı? Hemen şuradan kot kumaş alalım. Demek ki böyle insan gibi kumaşlar dikince düzgün dikiyormuş. Tansiyonlarını şöyle bakayım, yukarı doğru şöyle ayarlayalım. Aynen öyleymiş. Biraz tansiyonu çok sıkmış olabilirim. Ama az önceki o potlukları düzelttim işte. Tamamen tansiyon ayarıyla alakalı. Mevzumuz bunu örebilmesi. Atlatma zıplatma yapıyor mu, o önemli. Penyede de 8 kat penyede, Winnex'te, peçetede hiçbirinde atlama yapmadı. Makine alınır mı? Alınır. Linkini aşağı koyuyorum. Bizimle irtibatta geçebilirsiniz. Makinenin performans videosu bu şekildeydi. İplik takmasına gelince diğer singerlerle aynı. Normal. Hepsinin geldiği yer aynı. Sadece ufak tefek kalite farkları var. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, bizi ele güne reklam etmeyi unutmuyorsunuz. Herkes kendine iyi baksın.